Uzaktan Öğretmenim kanalından herkese merhabalar. Merhaba. Bugün yanımda yine minicik Asya'm var. Bugün Bilsem dersinin dördüncü... Papağanım yok bu sefer. Kim yok? Papağan yok bu sefer. Asya'nın oyuncağı papağan yok bugün. Ama bugün sizlerle birlikte Bilsem çalışmaları 4'te sizlerle bir aradayız. Bilsem'e çok az kalan bir sürede bu dersleri çok ama çok dikkatli dinleyin çocuklar. Tamam. Evet çocuklar, Bilsem'deki 1, 2, 3 yaptığımız dersleri bu videonun sonunda açılacak olan pencerelerden bulabilirsiniz. Ve şimdi sevgili öğrencilerim, herkes parmağıyla, eliyle, mouse'uyla beğen butonuna tıklayarak daha fazla öğrencinin bu dersten istifade etmesini sağlıyor. Ve hiç vakit kaybetmeden şimdi Bilsem sorularımıza, konu başlıklarımıza başlıyoruz. Evet sevgili çocuklar, şimdi konu başlıklarımızı şöyle görüyoruz. Sizler konu başlıklarını inceliyorsunuz. Bilsem'de karşımıza hangi soru tipleri, hangi konulardan geliyor? Şöyle başlıklarımızı siz incelerken sınava çok az kaldı. Artık yavaş yavaş öğrenciler sınava çağrılmaya başlanıyor. Ama şunu, evet şunu unutmayalım. Lütfen Bilsem bir ölüm kalım sınavı değildir. Değerli velilerimiz, özellikle size söylüyorum. Bazen gerektiğinden fazla abartılıyor bu Bilsem sınavı. Biz sadece öğrencinin zeka gelişimine katkısı olsun. Öğrencinin ders başarısına tabii ki etkisi var ama daha çok bir etkinlik gibi, hani 0-3 yaşta çocuklara etkinlik yaptırırdık ya çocukların zekaları gelişsin diye. Onun gibi bir çalışma diye düşünün Bilsem'i. Hiç gereksiz bir abartıya girmeyelim. Öğrenci istiyorsa böyle bir çalışmaya girin. Ailenin zoruyla işte birileri desin ki benim çocuğum Bilsem sınavına giriyor. Birileri desin ki işte Bilsem'i kazandı diye değil lütfen. Bu çok önemli bir uyarı bence. Haydi o zaman gönderelim bakalım. İlk sorumuz gelsin. Gönder gönder gelsin. Düşman gönder gelsin. Gönder gönder gelsin. Düşman gönder gelsin. Rest rest düşmanıma. Evet sevgili öğrencilerim, örüntüyü bozan soru tiplerini biz sayılarla görmüştük. Şimdi şekillerle göreceğiz. Size 10 saniye veriyorum bu soruyu çözmeniz için. Cevapları yorumlar kısmına yazmayı unutmuyoruz. Sevgili çocuklar, haydi soruyu birlikte okuyalım. Yukarıdaki şekiller bir kurala göre sıralanmıştır. Buna göre kaç numaralı şekil bu sıralamayı bozmuştur diye soruyor. Birinci şeklimize bakıyoruz. Evet, mavi olan yer şurası. İkinci şekilde bir yanındaki olmuş. Üçüncü şekilde bir yanındaki olmuş. Dördüncü şekli ne bekliyoruz? Şuranın olmasını bekliyoruz. Yani şuranın. Ama dördüncü şekil kuralı bozmuş. Ve şurası olması gerekirken gitmiş şurayı yapmış. Kuralı bozan bu durumda ney? Dördüncü diyoruz. Evet, kolay gelmiş olabilir birçok öğrencimize. Kolaydan zora doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Baba. Evet çocuklar, bomba gibi bir soru geldi şimdi bize. Soruyu dikkatli bir şekilde izliyoruz, inceliyoruz. Diyor ki, yukarıdaki şekiller belli bir kurala göre sıralanmıştır. Buna göre işaretli yerine, soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelir diye soruyor. Haydi bakalım çocuklar, cevapları gönderin gelsin. Gönder gönder gelsin. Düşman gönder gelsin. Gönder gönder gelsin. Düşman gönder gelsin. Evet sevgili öğrencilerim, bu soruda da yine gayet net bir şekilde sorumuzu inceliyoruz. Yukarıdaki şekilde soru işareti yerine diyor ne gelir? Şimdi şekli şöyle biraz daha yaklaştırmak istiyorum. Bakalım mümkün mü? Hemen bakalım. Hop mümkün. Şöyle bir yaklaştıralım şekli. Diyor ki birinci şekilde şu, hani saatin akrep ve yelkovanı olur ya. Şunu akrep diye düşünün. Bunu da yelkovan diye düşünün.
Ne olmuş bir sonrakinde? Yelkovan şuradan şuraya, yani bizim 90 derecelik dediğimiz bir açı var ileride göreceğiniz. O şekilde kadar gelmiş. Bir sonrakinde de şuraya gelmiş bakın. Hop buraya gelmiş. Bir sonrakinde ne olur? Bir sonrakinde de şunun üzerinden gösterelim. Bir sonrakinde de şu yelkovan dediğimiz şey hop bunun üzerine gelir. Yani ikisi üst üste olur. Dolayısıyla şimdi şıklara baktığımızda da hangisinde acaba ikisi üst üste? Tabii ki de cevabımız C şıkkı. Bir soruyla karşınızdayız çocuklar. Yine farklı bir soru var şu anda karşınızda. Soruyu dikkatle okuyalım yukarıdaki şekilde. Aşağıdaki parçalardan hangisi yoktur diyor. Cevaplar gelsin. Bir tane daha kavram ilişkilendirme sorusu karşınızda. Cevaplar gelsin. Evet, cevapları gönderirken sevgili çocuklar, doğu batı soruyu ben okuyorum size. Soru işareti yerine gelmesi gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir? Doğuya batı demiş. O zaman kuzeye ne diyeceğiz? Şimdi sevgili çocuklar, yönlerle alakalı bilgi sahibi olmamız gerekiyor bunun için. Biliyorsunuz Türkiye'mizin haritamızda yüzümüzü döndüğümüzde sağ tarafımız ne yapıyor? Doğu gösteriyor. Yani şurası doğu. Sol tarafımız batıyı gösteriyor. Üst taraf kuzeyi, alt tarafta güneyi gösteriyordu. Dolayısıyla
Eğer bize birisi doğu derse doğunun zıttı batıdır. Kuzey derse kuzeyin zıttı, evet kuzey derse kuzeyin zıttı güneydir sevgili çocuklar. Bir de ara yönlerimiz vardı. Onları da bir hatırlayalım çünkü ondan da sorular gelebiliyor. Ara yönlerimiz mesela kuzey ile batının arasına biz ne diyoruz? İstanbul'un da olduğu yerde kuzey batı kısaca KB yazıyorum. Mesela batı ile güneyin olduğu yerlere yani şu bölgelere ne diyoruz? Güney batı diyoruz. Peki kuzey ile doğunun olduğu yani şu Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt olan yere ise çocuklar kuzey doğu diyoruz ve şuraya güneyin ve doğunun olduğu şu bölgeye Diyarbakır, Batman, Mardin buralara ise güney batı diyoruz. Yani 4 tane ara yön, 4 tane de ana yön var. Şurası da iç bölgelerimiz. Şu tarafları İç Anadolu bölgesi diyoruz. Şimdi sorumuza geri dönelim. Evet geldik sorumuza. Ne diyor şimdi bize burada? Doğunun batı ise kuzeyinde güneydir deriz sevgili çocuklar. O yönlerle alakalı da eksiklerimiz varsa mutlaka ama mutlaka giderelim. Ve şimdi de perspektif sorularıyla karşı karşıyayız çocuklar. Perspektif soruları bakış açısı demek. Yani şöyle bir şekil var. Bu şekle bu açıdan bakarsan ne görürsün diye soruyor. Haydi o zaman cevaplar gelsin. Evet bu eve bu açıdan bakınca ne görürsünüz? Bir kere kocaman bir mavilik görürsünüz değil mi? Tamam gördük. Hepsi de görmüş zaten o maviliği. Üst tarafta da bir tane bakın şurasını görürsünüz. Hop böyle. Yani zaten şu baca gibi olanları ele. Çünkü çatının üstünde. Ama üst tarafında görürsünüz yani onu. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olacak perspektif sorusunda. Bir tane daha perspektif sorusu yapalım. Evet çocuklar yine bir bakış açısı yani perspektif sorusu karşınızda. Bu sefer diyor ki şu gözün olduğu yerden bakın diyor. Ne göreceksiniz acaba? Merak ediyorum siz ne göreceksiniz? Evet çocuklar bakalım neler gördünüz. Şimdi şu açıdan baktığınızda bir kere şöyle bir üçgen görürsünüz değil mi? Yani şu gitti. Şöyle bir üçgen görmeniz lazım. Bu da gitti. Böyle bir üçgen. Evet. Yani şu anda A veya C şıkları arasında gidip geliyoruz. Peki diğer ikisine bakalım. Farklı olan yerlerine A ve C şıkkının bakın zaman kazanmak için böyle yapmamız lazım. Farklı olan yönü şu orta tarafları. Yani C'deki üçgen A'daki kare. Peki buradaki neyi baktığımda evet bir kare var burada. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı diyoruz. Ve bir tık daha sizi zorlayacağını düşündüğüm bir perspektif sorusu geldi. Haydi bakalım çocuklar. Ama siz bunun da üstesinden gelirsiniz çocuklar. Sizin işiniz bu. Evet çocuklar yukarıdan bakacaksınız bu sefer. Yukarıdan baktığınızda ne görüyorsunuz? Şöyle yukarıdan aşağı doğru baktığınızda. Çok dikkatli bakın. Haydi bir 10 saniye baba, daha veriyorum. Evet sevgili çocuklar yukarıdan baktığında Asya bak sen de burada yukarıdan aşağı baktığında şu iki tane kırmızının yan yana olduğunu görüyorsun. Bakıyor musun? Evet. Tamam. İki tane kırmızı yan yana. Bakın şurada olduğu gibi ve şurada olduğu gibi. Öğretmenim ama buradakiler de yan yana. Ama şu anki açıyı soruyor bize. Yani şu iki tane kırmızı şurada olsaydı cevap bu olabilirdi. O zaman bu değil. Bu da değil. Ya A
ya da D olacak. Şimdi şıkları ikiye indirdik. Mavilere bakıyoruz şimdi de. Mavi. Evet, mavi, mavilere bakıyoruz çocuklar. Şu ikisinin arasında bir mavi var. Şu ikisinin arasında bir mavi var. Ve bu maviler birbirinden çok uzak. Bakıyorum. İkisinin arasında olacak. A ve D'ye bakacaktık bu arada. İkisinin arasında değil bu mavi. Şurada olması gerekiyordu. Evet, yanlış yerde bulunuyor şu anda. Şurada olması gerekiyordu mavinin. Bunu da burada. Evet babacığım. Peki hangisinde, bakın buradaki maviye bakıyorsunuz. Aynen onları bunlar temsil ediyor. Yeşillerde sağlaması olsun. Evet, yeşillerde burada. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı diyoruz sevgili öğrencilerim. Evet sevgili öğrencilerim, Bilsem çalışmamız son hızıyla devam ediyor. Şimdi farklı soru tipleriyle devam edeceğiz ama sizden bir ricam var. Her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz çocuklar? Daha fazla öğrenciye ulaşmamız adına, daha fazla öğrencinin bu ücretsiz çalışmalardan istifade etmesi adına beğen butonuna basmanızı ve abone olmanızı, abone olarak takip etmenizi rica ediyoruz. Ve bir sonraki sorumuz geliyor. Evet, şu anda küp soruları. Birçoğunuzu küplere bindiren bir soru. Bu arada deyimler ve atasözleri konusunu geçen hafta işledik. Birçoğumuzun çocuklar böyle zorlayan bir soru tipi karşınızda. Sorumuz basit. Burada kaç adet küp vardır? Tek tek saymıyorsunuz değil mi? Evet çocuklar, bu tarz soruların kolay bir yöntemi var. Nedir o? Bakın ben şöyle yapacağım. Şuradaki birinci sırayı alacağım. Evet. Burada kaç tane küp var bakalım. 1, 2, 3, 4. O zaman 4 de burada var. 5, 6. Hadi ilk soru olduğu için yazalım. 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16. Yani şu ilk sırada tam 16 tane küp vardır. Peki arkadaki sıraya bakın. Yani şunun arkasındaki şu sıraya bakın. Evet. 16 tane de orada vardır, yazdım. Peki bir arkasındakine bakın. Yani şurada da bir 16 tane var. Onu da hemen yazdım. Ve bir de en arkada var. Yani şurada. Onu da farklı bir renkle yapalım karışmasın. En arkada var. Onu da yazdım. Şimdi 4 tane 16 oldu çocuklar. Biz bunları toplayacak mıyız? Hayır. Çünkü ben bu hafta pazartesi günü 2 basamaklı bir sayıyla 1 basamaklı sayıyı çarpmayı öğrettim size. Nasıldı? Bir tekrar etmiş olalım vesileyle. 4 kere 6 24. 24'ün 4'ü elde var. 2. 4 kere 1 4. 2 de elde 6. Cevabımız 64. Yani tam 64 tane küp vardır. Ve işte yeni bir soru karşınızda çocuklar. Bu sefer tam bir şekil yok karşınızda. Acaba bu küp diyor. Kaç tane küp vardır burada? Cevaplar gelsin. Al küpü mübarek. İçine bir düşsek. Ne mümkün vazgeç. Evet çocuklar, bu küplerin, bal gibi küplerin kaç artı kaç tane olduğunu sayarak bulacaksınız. Gelsin bakalım cevaplar. Bal küpü mübarek. Evet çocuklar, çok kolay bir yöntem var burada. Tepeden bakarak sayma yöntemini kullanacaksınız. Tepeden bakarak sayacaksınız. Dolayısıyla daha kolay tepeden bakış yöntemini kullanacaksınız. Anlatacağım şimdi size. Hadi bakalım cevaplar gelsin. Haydi o zaman çocuklar, birlikte sayalım bu soruyu, ne dersiniz? Kaç tane küp olduğunu birlikte sayalım. Başlıyoruz.
Evet, şuradan başlayalım. Bakın burada bir tane var. Burada bir tane, bir tane, bir tane, bir tane. Tepeden bakıyorum çocuklar. Burada bir tane var. Hayır öğretmenim, orada bir tane değil. İki tane var. Evet, burada da iki tane var. Bakın şu arada bir tane var. Şurada iki tane var. Şurada iki tane var. Burada üç tane var. Burada bir tane, burada bir tane var. Saymadığım yer kaldı mı? Peki, kalmadıysa şimdi toplayalım bakalım bunları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 diyoruz. Ve sevgili çocuklar, bu dersimizde son konu başlığı olan deyimler ve atasözleri başlığını da göreceğiz. Karşımızda bu tarz sorular da çıkabilir. Hem okul derslerimizde hem bilsem çalışmalarında bu tarz çalışmalar karşımıza çıkabilir. Dikkatli bir şekilde okuyoruz. Kardeşinin yeni aldığı saati kırdığını öğrenince küplere bindi. Cümlesinde küplere binmek deyimiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Cevaplar gelsin. Evet sevgili çocuklar, küplere binmek. Az önce de küplerden bahsettik ya, onların üstüne binmek. Hayır, o değil tabii ki de. Burada ne anlatılmak isteniyor? Evet sevgili çocuklar, burada küplere binmek deyimiyle anlatılmak istenen şey çok üzülmek mi? Çok sinirlenmek mi? Çok şaşırmak mı? Yoksa küsmek mi? Tabii ki de çocuklar, küplere binmek çok sinirlenmek demek. Mesela Asya, sen hiç böyle anneni babanı küplere bindiriyor musun? Bindirmiyorsun değil mi? Çünkü yaramazlık yapmıyorsun. Mesela şu an ellerinin boyalı olduğunu, sağa sola sürdüğünü baban görüyor ve şu anda küplere binmiyor değil mi kızım? Evet, hemen ellerini yıkıyorsun. Çocuklar, evet, küplere binmek şu anda da olduğu gibi Asya boyalı ellerini bütün koltuklara sürdü ve boya yaptı ve ben şu anda küplere binmek üzereyim. Evet, şu an kara kara bu koltukları az sonra nasıl sileceğimi düşünüyorum. Ve bir sonraki soruyla karşınızdayız şu anda çocuklar. Ne diyor? Sabahtan beri hiçbir şey yemediğim için karnım zil çalıyor. Karnım zil çalıyor cümlesini alıyorum. Bu cümledeki karnı zil çalmak deyimiyle anlatılmak istenen nedir diyor bize? Anne, karnım acıktı, baktım dolap açıktı, lüp ettim tüm pastayı, attım tabağı. Evet sevgili çocuklar, ipucu da verdim. Karnının zil çalması demek çok ama çok acıkmak demek. Bu soruya zaten günlük hayata da çok kullanıyorsunuzdur bu tarz şeyleri. Anne, karnım acıktı, karnım zil çalıyor deriz. Ve şimdi son soru geldi. Bu sorumuzda ise diyor ki, geçimini sağladığı o tarlayı sakın satma, yoksa bindiğin dalı kesmiş olursun. Bu cümlede bindiğin dalı kesmek deyimiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hadi bakalım cevaplar gelsin. Evet çocuklar, bindiğin dalı kesmek değil mi? Şöyle bir karikatürle de göstermiş olalım. Bakın Nasrettin Hoca bu dala binmiş ve buradan kesiyor. Kesince ne olacak? Aşağı düşecek. İşte bindiğin dalı kesmenin görseli bu. Gelelim cevabımıza sevgili çocuklar. Bindiği dalı kesmek, yararlı olan şeyi kendi eliyle yok etmek, bir yerde çok beklemek, hayır. Bahaneler uydurmak, hayır. Gösteriş aldanmak, hayır. Yararlı olan şeyi kendi eliyle yok etmeye biz bindiği dalı kesmek diyoruz. Müzik.
Evet çocuklar, sizleri çok seviyoruz. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Bu kalpler sizin için olsun, bu kocaman kalp sizin için. Sizleri çok seviyoruz. Elimizden geldiğince sizlere faydalı olacak çalışmalara yer vermeye çalışıyorum. YouTube Uzaktan Öğretmenim kanalımızda. Sizden isteğimiz de çocuklar çok çalışın, kendinizi geliştirin, güzel yerlere varın ve yaşadığınız topluma, ailenize, sevdiklerinize, size güvenenlere faydalı birer birey olun. Bunun için uğraşıyoruz. Ve bugünlük de dersimizin sonuna geldik. Yüzünüzden tebessüm, kalbinizden sevgi hiç eksik olmasın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere.